Emekli zam oranı son dakika 2025, 4 veri kesinleşti. Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç Türk lirası? Emekli zammı 2025 için yeni rakamlar gündeme geliyor. Her yıl 2 defa güncellenen yeni maaşlar için açıklamalar takip edilirken, 6 aylık enflasyon farkının kesinleşmesiyle, 2025 yılının ilk yarısında geçerli olacak yeni zam belirlenecek. 16 milyon emekli vatandaşın beklediği Sosyal Sigortalar Kurumu, emekli sandığı ve Bağ-Kur maaşları için açıklamalar bir bir geliyor. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte SGK, 4A, 4B, 4C, 2025 Ocak emekli zammı hesaplama tablosu. Yıl sonuna kısa bir kala emekli vatandaşlar yeni yılın ilk 6 ayında geçerli olacak maaşlarını araştırmaya başladı. Her yıl 2 kez güncellenen maaşları enflasyon farkı doğrudan etkiliyor. Peki, Ocak emekli maaş zammı ne kadar olacak? Ekim ayı enflasyon oranları açıklandı. 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %39,77, bir önceki yılın aynı ayına göre %48,58 ve 12 aylık ortalamalara göre %62,02 olarak gerçekleşti. Emekli maaşı nasıl hesaplanıyor? Emeklilik maaşı hesaplamasında ilk sigortalı olunan tarihe göre, 2000 yılı öncesi, 2000-2008 arası ve 2008 sonrası olmak üzere 3 farklı tarih var. Çalışanın ödediği prim gün sayısı, aylık ortalama kazanç, enflasyon, büyüme hızı, aylık bağlama oranı, gösterge rakamına göre maaşlar hesaplanıyor ve değişiyor. 2000 yılı öncesi sigorta girişi olanların gösterge rakamı için, çalışanın yıllık ortalama kazancı hesaplanıyor. Aylık bağlama oranının %60'ı, katsayı içinde 12.000 alınıyor. 2000-2008 arası ilk sigorta girişi olanlarda gösterge rakamı yerine güncelleme katsayısı kullanılıyor ve emekli olunacak tarihten bir önceki yılın büyüme hızı, gelişme hızı ve enflasyonu, tüfe, hesaba katılıyor. Çalışanın 2000-2008 yıllarında sahip olduğu kazançları güncellenerek ortalaması alınıyor. Kazançların güncellenmesinde de yıllık tüfe ve gelişme hızının %100'ü alınıyor. 2008 yılından sonra sigortalı olanlarda aylık kazancın ortalamasına, güncelleme katsayısına, tüfe oranına bakılıp hesaplama yapılıyor. Güncelleme katsayısı emekli olunacak tarihten bir önceki yılın tüfe oranının %100'ü, gelişme hızının %30'u alınıyor. Enflasyon beklentilerine göre emekli ve memur zammı. Memur ve memur emeklisinin maaş zamları için önemli olan enflasyon verisine ilişkin hükümetin, piyasanın ve Anadolu Ajansı ekonomistlerinin yıl sonu enflasyon beklentileri belli oldu. Hükümet enflasyon tahminlerini yukarı doğru revize ederken, piyasa katılımcılarının enflasyon beklentileri geriledi. Anadolu Ajansı ekonomistlerinin de yükseldi. İşte hükümetin, piyasanın ve Anadolu Ajansı ekonomistlerinin 6 aylık enflasyon beklentileri. OVP, %41,50. PKA, %44,11. Anadolu Ajansı, %44,23. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini %44 olarak güncelledi. 2024 Temmuz ayında maaşlarına 24,73'lük zam alan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ-Kur emeklileri, bu hesap doğrultusunda maaşlarına 2025 Ocak ayında 15,45 oranında zam almış olacak. Başkan Erdoğan emekli zammına ilişkin açıklama. Başkan Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi için gittiği Brezilya'dan dönüş yolculuğunda uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan ekonomiye ilişkin net mesajlar verirken, Mayıs ayından bu yana süren enflasyondaki düşüşün süreceğini kaydetti. Erdoğan ayrıca asgari ücret, emekli ve memur zammına ilişkin de geçtiğimiz yıllardaki zam oranlarını örnek göstererek, "Biz ne emeklimizi, ne memurumuzu, ne asgari ücretlimizi, toplumun hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz," dedi.